Evet, saygıdeğer futbol severler, bir yeni video ile karşınızdayım. Bu videoda birazcık Bosman kuralı üzerinde konuşmak istiyorum. Malum bugünlerde özellikle Beşiktaşlı taraftarlar mevcut 3 tane yabancı futbolcunun kontratından çıkma savaşı içerisindeki görüşleriyle gündemdeler. Yani Aboubakar'ın, Amartey'i ve Chamberlain'in. İşte bu üç oyuncunun gitmeme konusundaki ısrarlarından dolayı futbolculara hakaret edenler de var. Bir mali uzman gibi, bir maliyeci gibi hesap kitap yapan da var. Bu üç oyuncunun kulübe işte neden transfer edildiğini, tekrardan işte maliyetlerini nasıl karşılanacağı dolayında bir sürü söyleyenler de var. Benim en çok dikkatimi çeken şey bu üç futbolcuya edilen hakaretler. Bakın arkadaşlar, haklısınız. Bu üç futbolcu da maalesef Beşiktaş'a istenilen performansı veremediler. Bu üç futbolcu istenilen futbolu sergileyemediler. Bu konuda yerden göğe kadar haklısınız. Ama bir gerçek var. Yani bu futbolcular neden gitmiyor konusunda suçlu değiller. Çünkü ellerinde yaptıkları kontrat var, resmi belgeler var ve bu kontratlar ışığında da ben gitmem diyor oyuncu. Haklı mı? Haklı. Burada kızmanız gereken yer oyuncu değil. Saygıdeğer Beşiktaşlı taraftarlar, kardeşlerim. Burada kızmanız gereken konu şu. Kadro planlaması yapılırken kadronun omurgasının oluşturulması yapılan hatalı transferlerin kimler tarafından yapıldığını, bu hatalı transferlere ödenen milyon dolarlar, ki bir pencere açmak istiyorum. Beşiktaş'ın kurtulmak istediği bu 3 futbolcunun maliyeti toplamda 17 milyon euro. Sadece Chamberlain'in, bakın, 7 milyon euro, toplamda 3 futbolcu 17 milyon euro. Bugün asgari ücretle geçinen bir taraftarın herhalde bütün bir ömür boyunca toplayacağı para bile değil. Sadece hayalinde görebileceği bir para. Şimdi bu 3 futbolcunun bu maliyeti ortada. Bu 3 futbolcudan kurtulmak isteyen Beşiktaş, çünkü fesih yoluna giderse 17 milyon euroyu çöpe atmış demektir. 17 milyon euro kasaya eksi olarak girmiş demektir. Beşiktaş'ın zaten borcu ortada. Yani Sayın Hasan Arat ve yönetiminden bu şekilde amiyane tabirle söylüyorum, bir delikanlılık beklemek hayalcilik olur. Ki yapmaması, ki bu yöndeki olumlu girişimleri de haklıdır. Sayın Hasan Arat ekibi haklı yolda ilerlemektedir. 17 milyon öyle kolay kolay paradan kazanılan bir para değil. Beşiktaş'ın kuruşuna helal gelmesin, çarçur edilmesin diyenler olarak bu yönde Sayın Hasan Arat'ın ve yönetimdeki ekibinin hepsini tebrik ediyorum. Yapılacak şeyi yapmaya çalışıyorlar. Fesih yoluyla değil de bu şey başka bir şekilde transferle göndermek istiyorlar. Oyunculara, menajerleri aracılığıyla gidin diyorlar. Ama dediğim gibi başta Bosman Kanunu, ki 1995 yılında Avrupa Adalet Divanı'nın Belçika'da oynayan Mark Bosman'ın üzerinden çıkarttığı bir kanun ve futbolcuların bu kanundan sonra kulüplerin egomanyasından kurtulmasını sağladı. İşte devreye daha çok işte menajerler girdi. Oyuncular da istedikleri şekilde kontratlarını sundular. Kulüpler de kabul ediyorsa imzaladılar, ki Beşiktaş'ın da imzaladığı gibi. Gerisi de artık bundan sonra tamamen karşılıklı ilişkiye bağlı. Yani öyle futbolcu, hadi kardeşim biz seninle birincisinin ardından yapamıyoruz, git dediğinde gitmemek de haklı. Adam diyor ki benim kontratım var. Bana bu kontrat karşılığında her şeyi yapmak zorundasınız. Haklı mı? Haklı. Burada kızılması gerekli insanlar konusunda ben taraftarlara şunu söylemek istiyorum. Burada kızacaksanız Beşiktaş'ın yanlış kadro yapılanmasına sebep olan kimlerse onlara kızacaksınız. Bu yanlış kadro yapılanmasında dökülen milyonlarca euronun hesabının verildiği mali ve idari kongrelerde, ki kulüplerin yaşadığı iki tane kongre vardır. Biri genel kurul,
Yani yeni yönetimin seçildiği, onu bir yana atalım. Asıl önemli olan şey mali ve idari kongrelerdir. Bu kongreler kulüplerin ve Beşiktaş'ın, burada Beşiktaş üzerinden konuşuyoruz, Beşiktaş'ın geleceğine dair önemli işlerin onaylandığı yerdir. Yani işte normal genel kurula atıyorum 10 bin tane kongreyesi gider. Bu kongrelere 500, 1000 o kadar insan gider. Sonunda da işte geriye kalan 200-300 kişi Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına alacak şeylere elini kaldırarak şakşaklayarak evet der. Ki bu şakşakçılar var ya, işte siz onlara karşı çıkacaksınız. Onlara isyan edeceksiniz. Onlara sus diyeceksiniz. Dikkat edin, her başkanlık döneminde aynı insanlar vardır. Bunlar devamlı birilerini şakşaklarlar. Büyük başkan, en büyük sensin falan. Ondan sonra bunların işi şakşakçılıktır. Ufak tefek nemalanmaktır. Bir şeydir yani, neyse. Benim söylemek istediğim bu. Şu anda çok sinirleniyorum bunları söylerken. Beşiktaş'ın geleceğiyle oynayan bu şakşakçıları asıl kızılması gereken insanlar olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Saygıdeğer Beşiktaş Genel Kurul üyeleri. Sadece başkan seçmek için 10 bin, 15 bin neyse insan olarak gitmeyin o kulübe. Mali ve idari kongrelere gidin. O kongrelerde çoğunluk olarak orada durun. Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili yönetimlerin yapmış olduğu her harcamayı kuruşuna kadar iyice inceleyin, bakın ve Beşiktaş'ın kuruşuna helal geliyorsa ibra etmeyin. İbra etmemek demek bir şeyin Beşiktaş'ın geleceğine kilit vurmak demek değildir. İbra ettiğiniz sürece, şakşakladığınız sürece bu iş böyle devam edecek. Bu kadar basit yani. Eğer siz bu şakşakçılardan kurtulmadığınız sürece, bu şakşakçılara uyarak alkışlamaya, çılgınlar gibi alkışlamaya devam ettiğiniz sürece Beşiktaş'ın borcu bugün dün 1 milyon, bugün 4 milyon, yarın 10 milyon neyse artarak gidecek. Zaten ülkemizin ekonomik durumu, döviz kuru ortada. O döviz kuru arttıkça borcunuz zaten katlanarak gidiyor. Bankalar Birliği'ne de borcunuz var. Her yere borcunuz var. Ne yapacaksınız burada? İşte burada önemli olan şu. O mali ve idari kongrelerde adam gibi Beşiktaş'ın her şeyini inceleyeceksiniz. Var ise ters bir şey, karşı çıkacaksınız, ibra etmeyeceksiniz. Ve bugüne kadar da ibra ederek bugünkü tablonun ortaya çıkmasına sebep olanlardan da hesap soracaksınız. Onlara kızacaksınız arkadaşlar. Yani futbolcuya kızmayacaksınız. Futbolcunun yaptığı bir şey yok. Adam diyor ki ben herhangi bir futbolcu eline silah alıp da gelip bir yönetimin karşısına çıkıp benle bu kadar senelik bu kadar parayı kontrat imza edildi. Öyle bir şey var mı? Yok. Gayet medeni bir şekilde oturuyorlar menajerler, futbolcular ya da sadece menajer aracılığıyla. İşte 2 senelik şu kadar para karşılığında taraflardan birisi, özellikle yönetimler, kulüpler ayrılırsa ne kadar tazminat ödeyeceği her şey belli. Onun altına imzayı siz atıyorsunuz. Kafanıza silah dayayarak mı attırıyorlar bunları? Hayır. O yüzden kızılması gereken yer futbolcular değil. Menajerler de değil. Büyük oyunun içerisinde onlar da var ama onların oyununa uyarak bu işlere, kontratlara imza attıranlar kimse onlardır. Ha bir de şimdi son zamanlarda şey çıktı işte, panik transferleri. Nasıl bir panik transferi arkadaşım? Yani kapınızın önünde ufak bir yangın çıktı. Kalkar bir maşrafa suyu döker, söndürürsünüz. Panik oldum ben deyip de bir bidon benzin alıp döker misiniz ya evin içine? Daha çok yansın diye. Sizin bu kadar mı akıl tutulmasına sahipsiniz? Panik transferi yaptık, efendime söyleyeyim, bundan oluyor. Ya bu ne biliyor musunuz? Çalınmış minareye kılıf uydurmak. Panik transferiymiş. Kimse bana bunu anlatmasın. Ortaya külahımı koyayım, onu anlasınlar. Nasıl olsa herkes verdiği paranın karşılığını bir şekilde kulüpten alıyor. Çok enderdir böyle iş adamı yöneticilerin bazılarının kulübe
parasını verip de almadı. Çok enderdir. Onun dışında bırakan var mı? Mesela şimdi sponsorluk karşılığında imza atılıyor. Eyvallah, adam büyük bir firmanın, büyük bir şirketin sahibi diyor ki ben de size bir sponsor olayım. Şu kadar da para vereyim. Siz de diyorsunuz ki evet PR'ımızı yaptık. Aramamızın, rengimizin bedeli bu, anlaştık. Bana bir lafım yok. Peki o işte transfer döneminde ortaya çıkan yöneticiler var ya, işte bu yönetici, X yönetici şu kadar para verdi. Babasının hayrına mı verdi? Verdiği parayı karar defterine ben bu parayı hibe ettim diye yazdırdı mı? Böyle bir şey var mı? Yarın öbür gün yönetim değiştiğinde, iş bittiğinde bu arkadaşlar paralarını alıp gidecekler mi? Gidecekler. O zaman kimse haybiye yere ağalık yapmasın, bizi kandırmasın. Kimse kimsenin hayrını bir iş yapmıyor arkadaşlar. O yüzden yapılacak şu: siz hatalı işler yaparak Beşiktaş'ı zararlara kim sokuyorsa bunun karşılığını ödeyecek arkadaşlar. Kusura bakmasınlar. Parayı isterken kolay. Ne olacak ki? Bugün diyelim ki ben transfere 3 milyon euro verdim kulübe. O 3 milyon euroyu bugün verdin 10 bin liradan. Yarın kur attı 30 bin liradan. 10 bin liradan mı alacaksın? Diyor, çatır çatır paranı günlük kur üzerinden tekrar alacaksın. Kim zarar ediyor burada? Beşiktaş kulübü. Allah zeval vermesin. Nasıl bir şekilde siyaset de destekliyor. O da babasının ayrılığını desteklemiyor. O yüzden arkadaşlar, saygıdeğer Beşiktaş taraftarı, ne olur kime kızmanız gerektiğini anlayın. Bırakın futbolculara hakaret etmeyi, gitmiyor bilmem ne demeyi. Bu futbolcuları getirenler kim? Hatalı transferler yapan kim? Beşiktaş'ı zarara uğratan kim? Ve bu hatayı yapıp da bu mali hasarı ortaya çıkaranları alkışlayanlar, şakşaklayanlar kim? İşte onlara karşı gelin. Onları suçlayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Saygıyla kalın.